Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızda ilk bölümde hattımızda konuğumuz bağlantı sağlanırsa Hakan Keleş olacak. Sonrasında Tuzla Spor'dan Seda Şahintürk ve son bölümde Oley.com editörü Murat Demiryaz bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, şimdiden duyurumuzu yapalım. Bugün planladığımız bağlantılar bu şekilde. Sizler de konuklarımıza sorularınızı iletebilirsiniz. Giresunspor ligde kalmayı Adana Demirspor galibiyetiyle garantilemişti. 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldiler. Süper Lig'de de bu sezon kalıcı oldular. Hem Giresunspor camiasını, Sayın Başkan Hakan Karahmet, Teknik Direktör Hakan Keleş, oyuncu arkadaşlar, yönetim ve personeli tebrik ediyorum. Önemli bir başarıydı. Bunun altını çizmekte yarar var sevgili dinleyenler. Çünkü çok zor bir fikstürle başlangıç yaptılar lige. Sonrasında önemli bir çıkış ve İstanbul takımlarına karşı Beşiktaş ve Galatasaray'ı deplasmanda mağlup etmişlerdi. Bunun da altını çizelim sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Şu an hattımızda konuğumuz Teknik Direktör Hakan Keleş, kendisi Giresunspor'da görev yapıyor. Hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk Salih'cim. Teşekkür ederim, iyiyim. İyi yayınlar diliyorum sana da. Teşekkür ederim hocam, tebrik ediyorum. Önemli bir başarı. 44 yıl aradan sonra Süper Lig'e geldiniz. Süper Lig'de de ilk yılınızda lige tutunmayı başardınız. Adana Demirspor galibiyetiyle zaten matematiksel olarak ligde kalmıştınız. Bitime 4 hafta kala. Neler söylersiniz hocam İlk sezonunuzla ilgili? Evet, geçen sene uzun bir aradan sonra çıktık. Bu sene de ligde kalmak istiyorduk. Bunu da başardık. Hedeflerimiz, bu seneki hedefimiz buydu. Ama tabii ki çok zorluklar çekerek, sıkıntılar vardı bu sene çok. Ama inşallah önümüzdeki sene daha iyi şeyler olacak diye düşünüyorum. Hocam az önce bu sezonki hedefimiz ligde kalıcı olmak dediniz, ligde kalmak dediniz. Bunu başardınız. Gelecek yıl uzun vadede zannediyorum ki adım adım Giresunspor'un hedefleri. Gelecek yıl GZT Giresunspor'un hedefi nedir? Şöyle, iki senedir sıfırdan bir takım kuruyoruz. Bu sene biraz daha takımımızı koruyup daha da güçlendirip daha üst sıralar için mücadele etmek istiyoruz. Ama tabii ki kolay değil. Çok iyi rakipler var. Buna rağmen bu sene iyi şeyler yaptık. Ama dediğim gibi daha tecrübelendik kulüp olarak. İyi transferler yaparsak birlikte iyi şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Peki hocam, özellikle az önce bahsettiniz, amaç kadroyu korumak gelecek yıl. Kiralık oyuncular var. Kiralık oyuncular Flavio, Diabate, Chiquinho, Şapi Süleymanov, Okan Gocuk, Muhammed Gümüşkaya. Bu oyuncularla ilgili kararınız nedir? Kulüpleriyle görüşme olacak mı? Hangileri kalmaya daha yakın? Şöyle, bu sene bayağı bir kiralık oyuncu maddi zorluklardan dolayı onlarla çalışmak zorunda kaldık. Ama aldığımız bütün kiralık oyuncular kulübümüzü çok inanılmaz şekilde sahiplendiler. Hepsinden memnunuz. Biz onlarla tekrar çalışmak istiyoruz tabii ki hepsiyle. Ama dediğim gibi burada kulüplerin şartları, oyuncuların şartları tekrar uygun bir şekilde olursa biz onlarla çok çalışmak istiyoruz. İnşallah bakalım, görüşmelerimiz devam ediyor. Bazılarıyla okeyleştik. Bazılarıyla işte kulüpleri problemler var. Onları da çözersek hepsiyle tekrar yeniden çalışmak istiyorum. Dediğim gibi takımımızı korumak istiyoruz. Çünkü lig boyunca güzel bir performans sergiledik oyun olarak da. Oyunumuzu geliştirmek, daha da katmak için, daha ileriye gitmek için onların kalması gerekiyor. İnşallah bakalım kulüplerle de anlaşırız. Bir problem çıkmaz. Peki hocam, dün haberleri okudum Okan'la ilgili. Okan Galatasaray'a geri dönüyor diye biliyorum. Geri dönüyor tabii ki. Oranın biliyorsunuz Galatasaray'ın oyuncusu. Bir senelik sözleşmesi var.
Okan da tabii ki Galatasaray'da oynamak ister ama tabii ki şartlar bizde de biz de onun performansından memnunuz. Onunla tabii ki iki kulüp arasında görüşmeler olacak. Okan gelmek isterse, kulüpte vermek isterse biz tekrar Okan'la çalışacağız. Hocam bir oyuncu var ki siz birincilikte de istediniz. Muhammed Gümüşkaya. Muhammed'i Giresunspor birincilikte mücadele ederken de istemiştiniz. Muhammed o dönem Boluspor'a transfer oldu. Bu sezon devre arasında geldi Fenerbahçe'den. Şans tanıdınız ve farklı pozisyonlarda da denediniz. Takımınıza da katkı sundu. Muhammed'le ilgili yorumunuz nedir hocam? Çünkü Fenerbahçe'de bir gençlik aşısı var. Muhammed'le de yıl içerisinde sözleşme uzatıldı. Gelişimiyle ilgili yorumunuz nedir? Devam edecek misiniz? Çünkü şans bulduğu bir yerde. Evet. Söylediğim gibi Muhammed'i yeteneklerine güvendiğim bir oyuncu. Sürede bulması gerekiyor biliyorsunuz. Genç oyuncular oynadıkça biraz tecrübe veriyorlar. Daha yeteneklerini geliştiriyorlar. Tecrübe sahibi oluyorlar. Biz de o süreyi verdik Muhammed'e. Daha da verebilirdik ama dediğim gibi bizimle zorlu maçlar oynadık. Zaman zaman oynamasa da ama oynadığı zamanlarda çok iyi performans sergiledi. Memnun kaldığımız, dediğim gibi hepsinden memnunuz. Muhammed'den de memnunuz. Fenerbahçe'ye dönecek o da. Ama şartlar oluşursa da onunla çalışmak isteriz tabii. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hakan Keleş, sohbetimiz devam ediyor. Hakan hocam, transfer çalışmaları, yani biz hep iç transferi konuştuk. Dış transferde çalışmalarınız başladı mı hocam? Dün ben bir haber okudum. Barış Alıcı Gençler Birliği'nde oynuyor. Fenerbahçe'deydi bir dönem. Barış Alıcı ile ilgili Giresunspor iddiası var. Var mı böyle bir girişim? Şimdi bizim İstanbul'da da ofisimiz var. Şu an evet. Saat yani izinde olmamıza rağmen çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımız da burada. Onlarla beraber transfer çalışmayı yürütüyoruz. Tabii ki önümüzdeki senenin Türk statüsü değişecek. 7+4 olacak. Tabii ki Türk oyunculara yöneliyoruz. Ama Barış'la ilgili şu ana kadar herhangi bir şeyimiz yok. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Hakan Keleş, sohbetimiz devam ediyor. Hakan hocam, özellikle yani hep kamuoyunda tartışıldı, konuşuldu, çok konuşuldu. Olumlu anlamda da tartışıldı bu. 7 haftada zor bir fikstür çıkmıştı. Ve Süper Lig'e yükselen takımlar teknik direktörüyle çok az bir müddet devam ediyor. Geçen yayında da söylemiştim. Süper Lig'e çıkartıp devam eden o hoca sayısı çok çok az. Abdullah Hoca var, Hamza Hoca var, Yücel Hoca var. Yani bu sayı bir elin parmaklarını geçmiyor. Şu anda siz varsınız. Başkan Hakan Karahmet'le uyumunuzdan bahseder misiniz hocam? Çünkü siz Giresunspor'da 2 yıldır teknik direktörsünüz ama bir yardımcı antrenörlük döneminiz de var. Çalışmış olduğunuz süre zarfında. Evet, daha öncesinde çalışmıştım. O zaman başkanımız ikinci başkandı. O zamandan bir süre gelen bir dostluğumuz var. Geçen sene ve bu sene güzel, uyumlu bir şekilde çalıştık. Birçok kulübede örnek olduğumuzu düşünüyorum. Yani dediğim gibi çok fazla tercih edilmiyordu ligden şampiyon yapan hocalarla devam edilmeyi veya kötü giderken çok çabuk hoca değiştirmeyi. Ama biz de belli bir planlama içerisinde gittiğimiz için uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı çekmedik. Tabii ki sorunlarımız oluyor, çözüyoruz ama dediğim gibi birçok kulübede örnek olduk bu şeyde. Kulüp olarak iyi bir duruş sergilediğimizi düşünüyorum. Hocam son 2 sezondur görevdesiniz. Şampiyonluk ardından Süper Lig'de önemli bir başlangıç. 44 yıl aranın ardından. Ve hedef takımlara karşı da puanlar aldınız, galibiyetler aldınız. Beşiktaş galibiyeti flaştı. Bunun dışında Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ettiniz. Önemli takımlara karşı puanlar topladınız. Hakan Keleş'in hedefleri nelerdir hocam? Bu sizin 3. takımınız. Sivas Spor'da başladınız göreve. Ardından Giresun Spor süreci. Şöyle, puanlarımız mesela bizim ligdeki sıralamamız altında olan, hatta küme düşen takımların 8 maç yaptık. 7 galibiyet, bir beraberliğimiz var. Evet. Bu da güzel bir istatistik. Yani rakiplerimizle de maçlarımızda hep üstündük zaten. Bu da bize ligde bir avantaj sağladı. Tabii ki arada Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon beraberliği de var. Yani güç takımlara karşı da iyi sonuçlar aldık. Hatta şöyle söyleyeyim, ligin en az gol yiyen şu an 4. takımıyız. Bu da çok önemli bir istatistik bence.
Biz geçen sene de şampiyon olurken en az gol yiyen takımdık. Bu sene de ligde en az gol yiyen 4. takım olmak tabii ki biliyorsun bizim gibi Anadolu takımları için zor bir şey. Ama biz bu konuda istatistiklerimiz oyun olarak da defansif olarak da çok iyi istatistiklerimiz var. Hedef olarak dediğim gibi şu an tabii ki geçen seneki geçen seneki başarımız ve bu seneki ligdeki hedefimizi oturduk. Şimdiki bu sene de bunun bir üstüne çıkabilmek şu an tek hedefim bu. Bunun çalışmaları için yoğun bir şekilde devam ediyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hakan Keleş, sohbetimiz devam ediyor. Hakan Hocam, son olarak taraftara göndermek istediğiniz mesajlar nelerdir? Yani biliyorsunuz biz yeni bir camiayız. Taraftarımız da sezon içerisinde ligimize uyum sağladı. İnanılmaz şekilde bizi destekliyorlar. İstihada uzun süre son haftalarda iyi başarılarımız var, galibiyetlerimiz var. Onlarla beraber hedeflediğimiz noktaya geldik. Tahmin ediyorum önümüzdeki sene de inanılmaz şekilde bizi destekliyorlar. Onlara şu ana kadar verdiğimiz bütün sözleri tuttuk. Önümüzdeki sene de bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Bizi destekleyeceklerine inanıyorum. Bize inansınlar, güvensinler. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim Salim'cim. Görüşmek üzere, hoşça kalın hocam. Sağ ol, başarılar hocam. Diliyorum. Çok çok sağ olun hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hakan Keleş'ti. Hakan Keleş'le birlikte gündemi değerlendirdik. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda Seda Şahin Türk olacak. Seda Şahin Türk'le birlikte Tuzla Spor konuşacağız. Şu anda hattımızdaymış kendisi. Sedat, ne haber, nasılsın? Sağ ol abicim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Önemli bir galibiyet. Eyüp Spor'a karşı kazandınız. Önemli bir galibiyet oldu sizin adınıza. Playoff'u zorluyorsunuz matematiksel olarak. İddianız devam ediyor. Maçla başlayalım. Maçla ilgili genel düşüncen nedir? Aslında hafta içi iyi çalışmıştık. İyi analiz ettiğimizi düşünüyorum Eyüp Spor'u. Yani eksiklerimize rağmen iyi mücadele ettik. Erken bulduğumuz gollerle de yani maçın skoru bizim lehimize döndü. Ve galibiyet aldığımız için de çok mutluyuz. Bizim için de çok önemli bir maçtı. Playoff'u hani zorlama adına şu an matematiksel olarak hala devam ediyor. Tabii ki bu sonuçlar rakiplerimize bağlı ama biz de bunu sonuna kadar kovalamak istiyoruz. O konuda yani bu galibiyet bizim için 6 puanlık bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah playoff için de elimizden geleni yapıp bu hafta da kazanmak için çıkacağız. Peki Serhat, playoff iddianız devam ediyor. Özellikle de devre arasından sonra Ukrayna'dan gelen futbolcu arkadaşlar da vardı durumdan dolayı. Kadem Harris mesela ciddi katkı sağladı. Evet. Önemli bir takımsınız. Süper Lig ekibinden geldin sen de. Adana Demirspor'dan kiralık olarak geldin. Tayfun ve dinleyenlerimizle paylaşalım. Tayfun'la birlikte. Bunun dışında Ezir'e geldi. Senin adına lig nasıl geçiyor? Ve bir de yani bu değişimin sebebi nedir? Son haftalarda ciddi bir yükseliş var takımınızda. Yani dediğim gibi son haftalarda takımımız form grafiği yükseldi. Evet. Gelen oyuncular var. Yani tecrübeli oyuncular var. Yani daha çok birlik beraberlik içinde olduk. Hatalarımızdan ders çıkardık. Tabii ki gelen oyuncuların da katkısı var. Harris olsun, diğer Kul olsun. O da sonradan gelip katkı sağlıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yani takım birlik ve beraberlik olduğu sürece başarı kaçınılmaz oluyor. Bunu son haftalarda hem arkadaşlığımıza hem de sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu yüzden başarı da geliyor ama tabii ki bunun için daha çok çalışmalıyız. Yani daha başarılı olmak istiyorsak buna daha çok inanıp daha çok çalışmak gerekiyor. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Sedat Şahin Türk. Sedat, peki senin adına nasıl geçti sezon? Kiralık olarak geldin. Sözleşmen Adana Demir'de devam ediyor. Evet. Spor'da kiralıksın. Yani aslında sezona iyi başlamıştım. Benim açımdan iyi gidiyordu. Sonra bir sakatlık geçirdim. Evet. Devre arasında 2 aylık takımından uzak kaldım. O konuda biraz zorluk yaşadım tabii ki.
sakatlık dönüşü oynamaya başlamama rağmen tam bir form grafiği yakalayamadım. Sonrasında işte inişli çıkışlı bir grafiğim oldu. Yani bu sene benim açımdan tam verim aldığım bir sene olmadı. Yani istediğim gibi geçmedi. Daha iyi bir sezon geçirebilirdim. Yani bunu yapabilecek yeteneğim ve tecrübem var aslında ama beklediğim gibi geçmedi. Ama tabii ki futbolda bunlar da oluyor. Sakatlık oluyor, inişler çıkışlar oluyor. Tabii ki bunun da üstesinden gelmek için elimden geleni yapacağım. Çok çalışıp önümüze bakmaya devam edeceğiz. Hayat devam ediyor. Serhat, Beşiktaş'ta oynadığın dönemde Balıkesir Spor ve Denizli Spor'a kiralık olarak gittin. Ardından Adana Demirspor süreci. Beşiktaş'a da Beşiktaş altyapısında yetiştim ve futbol okulları düzeltiyorum. Bir kap turnuvası, isim veremiyorum sponsorlu olduğu için. Bir kap turnuvasında ortaya çıkmıştın. Önemli de bir katkı sağladın. Özellikle Denizli Spor'un Süper Lig'e yükseldiğinde ciddi katkılar sundun Denizli takımına. Senin adına bu kiralık süreci nasıl geçti? Çünkü özellikle de Beşiktaş sizden çok şey bekliyordu. Birçok arkadaşın da var. Ümit Milli Takım'da görev aldın. Evet. Ya açıkçası Beşiktaş'a çıktığımda, yani kendimi A takım antrenmanlarına çıktığımda ve kupa maçlarında oynadığımda açıkçası kendimi bayağı geliştirmiştim, yani üstüne koymuştum. Sonra kiralık ilk Balıkesir'e gittim. İlk bir yıllıktı. Sonra oranın transfer yasağı olduğu için 2 yıllık bir süreci uzadı. Yani orada bence harika bir sezon geçirdim. 2 sezon. Hem maça anlamında, hem skor katkısı anlamında, hem oyun anlamında iyi sezonlar geçirdim. Tabii ki sonra Beşiktaş'a geldim. Şenol Hoca'nın milli takıma gitmişti. Sonuçta beni Şenol Hoca A takıma çıkartmıştı ve oradan kiralık gitmemi o söylemişti. Geldiğimde de yani bana karşı bakış açısı bence iyiydi. Yani takımda da kalabilirdim. Ama sonra Şenol Hoca'nın milli takıma gitmesi, Abdullah Hoca'nın gelmesi, yani beni fazla bilmediği için daha çok böyle Altın Ordu tarzı sistem takımlarına tavsiye etti. Ama ben de o zaman öyle o düşününce Süper Lig takımlarından teklif vardı. Denizli Spor'a gitmeye karar verdim. Ve tabii ki orası da yeni bir çıkmış takımdı. Yani benim de yaşım 23 falandı. Yani orada da aslında daha iyi bir sezon geçirebilirdim. Ama tabii ki onlar da ilk çıkmanın verdiği seneyle, yani daha çok tecrübeli oyunculara şans verdi. Ben de şans buldum ama yeterince bulduğumu da düşünmüyorum. Tabii ki o sezon biraz daha iyi geçseydi Beşiktaş'ta belki kalıcı olabilirdik. Oranın tam verimli geçmemesi işte Adana Demir sürecini gerçekleştirdi. Ama Adana Demir'de de yani bence Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Camia olarak, takım olarak. O konuda da iyi tercih yaptığımı düşünüyorum. Orada da zaten şampiyon olup harika bir sezon geçirmiştik. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Sedat Şahin Türk. Sohbetimiz devam ediyor. Sedat, peki Ezeh'le yakın arkadaşsın zaten. Ezeh'le birlikte gelmiştin. Evet. Ezeh'le ilgili yorumun nedir? Çünkü geçtiğimiz günlerde hatırlıyorum, Sayın Başkan Murat Sancan bir açıklaması olmuştu. İnanılmaz yetenekli. İstesin Avrupa'da her kulüpte oynar demişti. Yeteneklerinden hiç şüphem yok demişti. Evet. Sen de Ezeh'le birliktesin 2 yıldır. Adana Demir'den beri birliktesiniz. Evet. Balıkesir'de de birlikteydiniz değil mi? Balıkesir'de benim zamanımda yoktu. Sanırım Ezeh o zaman altyapıda oynuyordu. Altyapıda yani antrenmana çıkıyordu. Evet, yani yeni gelmişti galiba. Lisansı, bir de transfer yasağı olduğu için transfer de olamamış da olabilir yani. Lisans çıkmamış da olabilir. Bir yıl oynayıp sonra profesyonel olmuş olabilir yani. O konuda tam bir bilgim yok ama benim zamanımda Ezeh yoktu ama benden sonraki senelerde tabii ki oradaki arkadaşlarımız vesaire konuşuyorduk, bahsediyorduk. Ama tabii ki tanışmamız Adana Demir'de gerçekleşti. Ben tabii sezon başı gelmiştim. O devre arası geldi Ezeh. Yani bizi ilk maçta bayağı zorluk çıkartmıştı. O maçtan sonra da başkanımız sanırım almaya karar verdi. Sonra bize geldi. İkinci yarıda bize şampiyonluk yolunda inanılmaz katkı sağladı. Yani bence başkanın dediği gibi inanılmaz yetenekleri var. Yani baktığınız zaman süratı, kıvraklığı, bitiriciliği, yani baktığınız zaman inanılmaz bir oyuncu. Tabii ki ama futbolda da yetenek, bazı şeyler yetmiyor. Hem çalışmanız gerekiyor, hem profesyonel olmanız gerekiyor. Dışarıdaki davranışlarınızın iyi olması gerekiyor. Takıma uyum sağlamanız gerekiyor. Birçok neden var. Ezeh'de tabii ki bunları gerçekleştirirse bence dünya çapında bir oyuncu da olabilir. Yani o yetenek onda fazlasıyla var bence.
Özellikle de Galatasaray maçında da hazırlık maçında da inanılmaz bir performans ortaya koymuştu. Evet. Geçtiğimiz yılda seninle birlikte Adana Demirspor'da şampiyon olan kadro da vardı. O kadronun evet. da ön plana çıkan isimler arasındaydı. Evet, hatırlıyorum. Evet, yani. Teknik direktör Samet Hoca da, Samet Aybaba da bayağı bir kendisini seviyordu. Bunu da söyleyelim. Evet. Çok da tutuyordu. Peki birkaç sorum daha olacak Sedat. Gelişiminle ilgili sordum. Özellikle Tuzla Spor'dasın. Sezon başı geldin. Stadyum ve tesis problemi devam ediyor. Evet. Eğer yani eşit şartlar olsaydı daha farklı yerde olabilir miydi Tuzla Spor? Yani abi tabii ki olabilirdi. Yani şartların iyi olması futbolcunun daha iyi hazırlanması demektir. Ama Tuzla Spor'da açıkçası bu şartlar yok yani. Sağ olsun, sağ zemini olsun, tesis olsun. Yani tamam çalışma fırsatın yine imkanları değerlendirebiliyorsun ama atıyorum yani %100 mü? Bence %100 değil. Yani sağ zemini zaten çok kötü. Antrenmanı belki %100 yapamayabiliyorsun veya sakatlık, adale sertleşmesi vesaire bunlar gerçekleşebiliyor. Ya bunlar da futbolcunun performansını etkileyen şeyler. Tabii ki bu seviyelerde de ama yani stadın, tesisin işte sahan olması gerekiyor yani. Baktığınız zaman şimdi biz playoff oynama iddiamız var. Belki Süper Lig'e çıkma ihtimalimiz var. Ama stadın yok, tesisin yok. Bunlar bence Türk futbolu için büyük sorun. Yani bunların bence önlemi alınması gerekiyor. Hem futbolcu gelişimi adına hem futbolcu sağlığı açısından hem daha kaliteli futbol izletme adına bunların yapılması gerekiyor. Bu da tabii ki bizi etkiliyor açıkçası. Yani sahamızın, tesisimizin olmaması. Başka yerlere maça gidiyoruz. Eyüp stadında oynuyoruz. Olimpiyata gidiyoruz. Yani Tuzla ile Eyüp arası İstanbul'u bilenler bilir. Yani bir ucundan bir ucu gibi bir şey oluyor. Evet. Yani bu da illaki etkiliyor bizi. Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Sedat Şahin Türk sohbetimiz devam ediyor. Peki Sedat yani ciddi bir problem bu tesis sorunu, stadyum sorunu. Ben de aynı fikirdeyim. Şartlar adil olsaydı bu anlamda daha farklı olabilirdi. Hı-hı. Siz bu sene Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Kocaeli Stadyumu, onun dışında evet. kontrol ediyorum İstanbul Esenyurt Stadyumu, Eyüp Stadyumu. Ben evet, yani bir çırpıda Vefa Stadı 5. Evet. Yani bir çırpıda 5 stadyum ismi saydım. Ümraniye Stadı'nda oynadınız bir dönem. 6. Evet. Yani adeta göçebe gibiydiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani biz de her hafta yani iç sahada nerede oynayacağımızı soruyoruz açıkçası. Biz de bazen işte diyorlar Eyüp Stadı, bazen Olimpiyat. Yani biz de açıkçası nerede oynayacağımızı hafta hafta öğreniyoruz yani. O da zor olur gerçekten. Yani. Bu da gerçekten büyük sorun. Hem alışma açısından hem her hafta farklı o atmosferdesin. Yani kendi sahanın avantajını kullanamıyorsun. O bizim açımızdan bir engel yani bence. Doğru. Yani ciddi bir sıkıntı. Kesinlikle. Peki yani şimdi de o sorun halloluyormuş. Onu da bir dinleyenlerimizle paylaşalım. Sayın Başkan Recep Doğrul'la konuştuğumda bu sorunun hallolacağını söyledi. Tekrardan başa döndüğümüzde Sedat, iki önemli maç var önünüzde. Playoff'a kalma şansınızı nasıl görüyorsun? Eyüp Spor'u yendiniz çünkü o maç 6 puanlık bir maçtı. Evet. Geriden gelen takım olarak siz ön plana çıkıyorsunuz. Evet. Playoff yolundan. Olur mu? Yani açıkçası olur olmaz diye bir şey yok. Futbolda yani imkansız skorlar oldu. Yani bizim burada bence şans oranımız daha yüksek. Nasıl yüksek? Bu hafta Eyüp Spor Kocaeli Spor'la oynuyor. Kocaeli Spor için de çok kritik bir maç. Son iki maçından biri. Onlar da küme düşme tehlikesi yaşıyor. Büyük bir camia. Onlar da kazanmak isteyecektir. Eyüp Spor'da playoff'unu garanti almadığına onlar da kazanmak isteyecektir veya yenilmemek isteyecektir. Bu yüzden bu bizim için bir avantaj. Onların ikisi de stresli maça çıkabilir. Biz de yani önümüzdeki geriden geldiğimiz için o stres belki bizde daha az. Yani bu bizim için avantaj olabilir. Biz bu hafta kazanırsak yani Eyüp Spor bence daha çok strese girebilir yani. Onu olmaz diye bir şey yok. Tabii ki biz sonuna kadar şansımızı kovalayacağız. Artık gerisi diğer maçlara bakmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Rica ederim abi. Sedat görüşmek üzere hoşça kal.
Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Seda Şahintürk'tü. Seda Şahintürk'le birlikte Tuzla Spor'u konuştuk. Eyüp Spor'da da teknik direktör Hamza Hamzoğlu ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör İbrahim Zürmez oldu. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından biz buradayız. Olay.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Olay.com editörü Murat Demiryaz. Murat abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Hoş bulduk sevgili Salim Hanım, teşekkür ediyorum. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim Murat abi. Nasılsın, nasıl gidiyor çalışmalar? Neler yapıyorsun? Çalışmalar iyi, fena gitmiyor. Murat abi haftalarda... Seste bir problem var ama tekrardan arayalım, olur mu? Şu anda var mı problem? Bir deneme yapalım abi, devam et. Valla çalışmalar iyi gidiyor. Şu anda bir problem yok. Bu konum, yani bu durum bu konumda iyi mi? Bu konumda tamam, çok iyi. Tamam. Devam abi. Tamam, bu konumda çok çok iyiyse devam edelim. Çalışmalarımız sürüyor. Bir yandan da tabii havaların ısınmasını bekliyoruz. İstanbul'da güzel bir hava ama aynı zamanda da böyle hani değişik bir hava var aslında. Sürekli rüzgar esiyor güneşle birlikte. Hani o da çok da ısınmadığını gösteriyor havanın. Hem yazı bekliyoruz hem de artık sezon bitiyor yavaş yavaş. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki Murat abi, hafta sonunda da önemli maçlar vardı. Cuma günü sağladığımızda bağlantımızı önemli maçlardan bahsetmiştik. Kuponlarımızı oluşturmuştuk. Birçoğu da geldi vermiş olduğumuz maçların. Bunu da buradan paylaşalım. Birkaç tane yanıldığımız oldu ama toplu bir tercih yaptığımız için bu olabiliyor. Zaten olay.com ve bizi de burada yorumlarken dinleyenlerimize bir maç seçebileceğini söylüyoruz. Maçlar oynanırken canlı bahis yapabileceklerini söylüyoruz. Süper Lig ve birincilikte canlı bahis seçeneği mevcut. Bugün de Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı var. İlk maçı Trabzonspor sahasında Kayseri Spor'a karşı 1-0 kazanmıştı. Kayseri'de 20.30'da rövanş maçı oynanacak. Kayseri Spor'la Trabzonspor karşılaşıyor. Trabzon'da hedef çifte kupa. İlk maçın avantajı var. Neler söylersin maçla ilgili? Yorumun nedir bu noktada? Olay.com okuyucularına ve Radyo Spor dinleyenlerine neler söylersin? Sevgili Salim Alan, senin de dediğin gibi Trabzonspor'un hem kupa hedefi var hem de ilk maçta 1-0'lık bir galibiyet. Tabii bu galibiyete 87. dakikada ulaşmıştı. Maç golsüz devam etti çok uzun süre. Ve 1-0'lık bir galibiyet Cornelius'un golüyle. Evet. Ya baktığımızda Trabzonspor'un son 7 resmi maçında sadece 2 kez galip geldiğini, 5 kez berabere kaldığını görüyoruz. Evet. Ama bu sonuçlar onun hedeflere ulaşmasında bir engel olmadı. Şampiyonluğunu ilan etti. Yani mesela hani Antalyaspor karşısında beraberlik yetiyordu. Bir şekilde beraberliği aldı ve şampiyonluğa ulaştı. Hatayspor karşısında da artık rahattı. Bazı oyuncularını dinlendirdi. Kayserispor'da bazı oyuncularını dinlendirdi ya da sakatlıkları sebebiyle götürmedi Gaziantep deplasmanına. Dolayısıyla iki takım da artık gözünü bu maça dikmiş durumda. Evet. Kayserispor'da son 5 maçta kazanamadığını görüyoruz. 3 beraberlik, 2 yenilgi var. Açıkçası ben turun Trabzonspor'dan yana olduğu düşüncesindeyim. Trabzonspor kazanmak zorunda değil. Beraberlik de Trabzonspor'un içine geliyor. Tek farklı Kayserispor galibiyeti maçını uzatmaya gideceğini belirtelim. Kayserispor'un turu geçebilmesi için en az 2 farklı galibiyete ihtiyacı var. Ya da işte uzatmalar ve penaltılar sonucunda tur atlayabilir. Ben turun Trabzonspor'dan yanına olduğunu düşünüyorum. 0-2 çifte şans, 1.24'lük bir oran var. Şunu belirteyim. Trabzonspor galibiyetine verilen oran giderek yükseliyor. Olay.com'da da az önce baktım. 2.14. Sabahleyin 1.91'di. Bu 2.14'e yükselmiş durumda. Bu da şu demek. Muhtemelen oyuncular, iddia oyuncuları ağırlıklı olarak beraberliği tercih ediyorlar ki ben de beraber biteceği düşüncesi taşıyorum. Fakat çok da riske girmemek gerekiyor. Ben karşılıklı gol varın bu maçın uygun olacağı düşüncesindeyim. İlk maça göre biraz daha gollü bir maç izleyebiliriz.
Zira Kayserispor belli bir noktadan sonra risk alacak. Trabzonspor'un da bu riske karşılık en azından bir gol bulacağını düşünüyorum deplasmanda. Kayserispor da etkili havalandırabilir. O yüzden karşılıklı gol var, bana çok mantıklı geliyor. Yine ilk yarı sıfır tercihlerden biri olabilir. Çünkü ilk yarıda iki takım da çok risk almayabilir. Özellikle Abdullah Avcı çok risk almayabilir. Risk almasına da gerek yok zaten. Beraberlik yetiyor Trabzonspor'a. Dolayısıyla bu iki tercihten biri tercih edilebilir. Ya da benim gibi Trabzonspor'un tur atlayacağını düşünen dinleyicilerimiz oran çok düşük olsa da 0-2 çifte şansı değerlendirebilirler ki 0-2 çifte şansın oranı da yükseliyor. Trabzonspor galibiyeti verilen oran yükseldikçe Olay.com üzerinde 1.26 şu anda oran. Çok çok da kötü bir oran değil iki sonucu aldığımızda. Böyle bir tercih de yapılabilir. Bilmiyorum sen neler düşünüyorsun bu karşılaşmayla alakalı? 0-2 çifte şans bence gayet makul. Oranı yükseldikçe o şey biraz daha makul hale geliyor. Evet. Bence de 0-2 çifte şans tercihi yapılabilir. Tabii bu oran düşük olduğu için yanına maç eklemek gerekecektir ki özellikle İngiltere Premier Lig'de bugün Aston Villa Liverpool maçı var. Çok kritik bir maç. Liverpool şampiyonluk yolunda ciddi bir yara aldı. Hafta sonunda Tottenham'la beraber kaldılar. Ki o maç sonrası Jürgen Klopp Tottenham'ın oyununu eleştirdi ama nihayetinde Liverpool'da da hafiften bir düşüş gözüküyordu. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans gösterip tur atlasa da özellikle Muhammed Salah'ın form durumundaki düşüş Liverpool'un da hücum hattını etkiliyor. Dolayısıyla son haftalar çok gollü maçlar oynamıyor. Nitekim Tottenham maçından önce ligde Newcastle'ı 1-0 mağlup ettiler. Ondan önceki maçlarda da az gollü maçlar oynandı. Dolayısıyla bugün Liverpool için önemli olan noktalardan bir tanesi öncelikle galibiyete ulaşmak. Çünkü Aston Villa zor bir deplasman. Aston Villa da son haftalarda toparlandı. İyi bir gidişatı yoktu ama toparlandılar. Norwich galibiyeti, ardından Burnley deplasmanında 3-1'lik bir galibiyet. Aston Villa'yı hem alt sıralardan orta sıralara getirdi hem de gol yollarında da etkili olmaya başladılar. Ben burada Liverpool üst üste 2 maçta puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Bu onlar için artık ligi bırakmak olur zaten. Hafta sonunda bir FA Cup finali oynayacaklar Chelsea ile. Ben Liverpool galibiyetini verilen oran 1.27, Olay.com'da 1.29 ama ben Liverpool galibiyeti ve 1.5 üstü tercihin, yani ikisi birden oynamayı düşünüyorum. O da 1.46'lık bir oran Olay.com'da. 1.48, 2 ve 1.5 üstü bu maç için bence ideal. Birden fazla gol olur maç içerisinde ve Liverpool kazanır. Tercihi bence kuponlara eklenebilir. Bu iki maçın yanında, yani Kayserispor, Trabzonspor, Aston Villa, Liverpool'un yanında bence Barcelona, Celta Vigo maçı da eklenebilir. Ki Barcelona 69 puanla. Bugün La Liga'da da 3 tane maç var. Önemli maçlar. Barcelona 69 puanla 2. sırada, Real Betis'i yendiler son maçta. Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi aldılar. Zaman zaman çok ters sonuçlar da alabiliyor. Bundan birkaç hafta önce Cadiz mağlubiyeti evinde. Yine Rayo Vallecano'ya yenildiler. Ama son tahlilde 2. sırada var ve muhtemelen sezonda 2. sırada bitirecekler. Celta Vigo da rahat 11. sırada. Alaves'i yendiler son 4 maçta. Gollü bir karşılaşma olabilir. Ben burada karşılıklı gol beklentisi içerisindeyim. Karşılıklı gol var tercihi burada. Bence Barcelona kazanır ve 2.5 üstü de oynanabilir. Ama karşılıklı gol var bence. Bu karşılaşma için ideal gözüküyor 1.55'lik oranıyla. Dolayısıyla bugünün kuponunu Kayserispor, Trabzonspor 0-2 çifte şans veya karşılıklı gol var, o da denenebilir ama biz çok riske atmayalım bunu. 0-2 çifte şans, Aston Villa Liverpool 2 ve 1.5 üstü, Barcelona Celta Vigo'da karşılıklı gol var şeklinde de oynayabiliriz. Valencia Real Betis ve Granada Athletic Bilbao maçları var. Zor maçlar. Ben Granada'nın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Küme düşmemeye oynuyorlar. Bugün evinde mağlup olmayacağı 1-0 çifte şans oynanabilir o maça. Valencia Real Betis için de 2.5-6 veya karşılıklı gol var
tercihleri değerlendirilebilir dinleyicilerimiz açısından, ama dediğim gibi 3 maçlık bir kupon yaptığımızda Kayserispor Trabzonspor 0-2 çifte şans, oranı düşük bulanlar için 0 veya 2 tercihinde bulunabilirler dileyenler, ya da karşı gol var tercihinde bulunabilirler. Aston Villa Liverpool 2 ve 1.5 üstü, Barcelona Celta Vigo'da karşılıklı gol var şeklinde kuponumuzu oluşturabiliriz sevgili Salim Mana. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Çarşamba günü oynanacak olan maçla ilgili yorumun nedir? Sivas Alanya maçı, Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçı o da. Ya orada da açıkçası tabii Sivas'ın çok büyük bir avantajı var. İlk maçı kazanmanın büyük bir avantajı. Tabii bu tip durumlarda beraberlik tercihi, yani beraberlik de alıyorlar. Hafta sonunda Sivas Spor, yani kupaya konsantre gibiydi daha çok. Sivas Spor turu alır. Ama hani sonuç olarak ben yine gollü bir karşılaşma bekliyorum orada. Alanya Spor'un açık oynayacağını ve Sivas Spor'da da Faysal Fajr ve Mustafa Yatabare kadroya dönecek ve cezalıydı onlar. O yüzden gollü bir karşılaşma izleme ihtimali çok yüksek. Sivas Spor'da finale çok çok yakın. Ben de aynı fikirdeyim. Finalin adı Trabzonspor, Sivas Spor olabilir abi. Çok çok büyük ihtimalle, tabii çok büyük bir sürpriz olmadığı sürece Trabzonspor, Demir Grup, Sivas Spor finali izleyeceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kal abi. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hattımızda konuğumuz Murat Demiryaz, olay.com editörü. Sizlerden gelen sorularla devam edelim. Barış Damcı yazmış. Barış Bey'in mesajını Hakan Hoca'ya ileteceğim. Giresun'a doğdu güneş, seviyoruz seni Hakan Keleş. ABD'den selamlar demiş. Mesajınızı ileteceğim Hakan Hoca'ya. Yayın döneme geç düştü. Sorularla devam edelim. Eyüp Spor'daki değişiklikle ilgili gelen bir soru var. Eyüp Spor'da teknik direktör, yeni teknik direktör, sizlerle de paylaşalım, İbrahim Üzülmez oldu. Saat 14'te İbrahim Üzülmez ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak Eyüp Spor kulübü. Sevgili dinleyenler, ilk olarak bu haberi dün Ajans Spor ve Radyo Spor'da duyurmuştuk, sizlerle paylaşmıştık sevgili dinleyenler. Bugün de resmiyet kazandı bu haber. Devam edelim sizlerden gelen sorularla. Delfin Yunustane selamlarını iletmiş. Teşekkür ediyorum. Hemen soruları kontrol ediyorum. Bolu Spor'la ilgili bağlantı olacak mı diye gelen sorular var. Bolu Spor'dan bağlantı yapacağım. Özellikle de Mesut Bey iyi bir Bolu Sporlu. Bu bağlantıyı gerçekleştireceğim. Perşembe günü de yayınımızda bir aksilik olmazsa Muhammed Demirci olacak. Muhammed Demirci de Erzincan Spor'daydı. Erzincan Spor'da önemli bir katkı sundu bu sezon. Önemli, ciddi katkılar sağladı Erzincan Spor'a. 35 maçta 16 gol 10 asist yaptı. 26 gole katkı sağladı. Ben Süper Lig'e transfer olacağını düşünüyorum. Transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Rennes kulübü, Fransız Rennes kulübü, hafta sonu oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Beşiktaşlı sol bek Rıdvan ve stoper Serdar Saatçı'yı izlemeye geldi ve olumlu rapor sundu. Her iki oyuncu tekrardan takip edilecek ve İstanbul'da her iki oyuncunun maçı izlenecek. Muhtemeldir ki bu maç Beşiktaş-Konya Spor maçı olabilir sevgili dinleyenler. Bunun dışında stoper Gençler Birliği'nde oynuyor Arda Kızıldağ. Arda Kızıldağ da gelecek yıl Süper Lig'de devam edecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor kulübü Gençler Birliği ile. Arda Kızıldağ da Süper Lig'de yoluna devam edecek. Mahsun Başto yazmış. İyi yayınlar Salim kardeşim. Adana Demirspor'daki düşüşü neye bağlıyorsun? Bence bu düşüşün ana sebebi mental sıkıntı. Sebebi de şu: takım sezon başında ligde kalmaya endeksli kurulan bir takımdı. Sonrasında hedefler büyüdü. Başakşehir galibiyetinden sonra hedefler artmıştı. Şu anda net bir şekilde ifade etmem gerekiyor ki sezon başında Adana Demirspor taraftarına net bir şekilde ligde kalalım, ilk onda kalalım denseydi kabul ederdi.
Şu an için ben ilk yılında Adana Demirspor'un konumunu başarılı buluyorum. Adana Demirspor dışında Giresunspor'u başarılı buluyorum. İlk yıllarında bu takımlar ligde kaldı. 6 ay bu takımlarla birlikte Süper Lig'e gelmişti. 6 ay bu noktada başarılı olamadı. 6 ayda da kongre yaklaşıyor sevgili dinleyenler. Kongre süreci olacak. Başkan Özgür Ekmekçioğlu istifa etti. Orada da bir kongre süreci var. List takımdan ayrıldı. Sözleşmesini feshetti. List'te ligin en çok kurtarış yapan kalecisi. Dün akşam Altay'da Mahmut Özgüner'in ev sahipliğinde gerçekleştiren toplantı oldu. Bu toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantıya Altay Yüksek Divan Kurulu, Özgür Ekmekçioğlu ve Ahmet Taşpınar katıldı. Nazif Zorlu'ya birleştirici başkan olması için rica edildi. Kritik süreç devam ediyor Altay'da. Bu bilgileri de Ege Engin paylaşmış. Zaman zaman Radyo Spor'da da konuğumuz oluyor. Ege Engin bu bilgiyi paylaşmış. Altay'ı yakından takip eden gazeteci arkadaşımız. Altay'da süreç bu şekilde ilerliyor sevgili dinleyenler. Altay çok köklü bir camiye, umarım hak ettiği Süper Lig'e tekrardan gelir. Altay'la birlikte İzmir'de Göztepe de Süper Lig'e veda etti. Göztepe bir futbol şehri. Uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden kulüp bunlar. Göztepe, Altay, Karşıyaka'yı unutmayalım. Buca, Altınordu birincilikte kalma mücadelesi veriyor. Bu hafta deplasmanda Kocaeli Spor'la berabere kaldılar. Ben Altınordu'nun ligde kalacağını düşünüyorum. İzmir futbol kenti biri değil, birkaç takımla Süper Lig'de uzun yıllardır şehri temsil ettiler. Umarım tekrardan aynı coşku ve heyecan yaşanır. Ben tekrardan İzmir'den en az bir kulübün geleceğini düşünüyorum Süper Lig'e. Trabzonspor Kayseri deplasmanında Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında maçın hakemi Halil Umutmeler var. Hakemi de belli oldu. Hemen paylaşalım. VAR'da Atilla Karaoğlan görev alacak sevgili dinleyenler. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Beşiktaş'tan ayrıldı yaklaşık 2 yıl önce. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir hukuki süreç vardı. Bu hukuki süreç yargıya taşınmıştı. Yargıtay kararını verdi. Yargıtay Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sözleşmesini haksız yere feshettiğini hükmederek Avcı'ya Beşiktaş kulübünün 17 milyon 130 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Bu bilgiyi aktaralım. Abdullah Avcı'ya Beşiktaş kulübü 17 milyon 130 bin TL Türk lirası tazminat ödeyecek sevgili dinleyenler. Az önce bununla ilgili de resmi açıklamalar yapıldı. Son dakika olarak Radyo Spor'da paylaşalım. Gelen soruları kontrol edelim ve ardından yayınımızı noktalayalım. Hemen kontrol ediyorum. Hemen gelen soruları kontrol ediyorum. Sonrasında yayınımı bitireceğim. Barış Bey yazmış. Salim Bey selamlar. 2 haftadır Türkiye'deydim. Yokluğumu hissetmişsinizdir sanırım. Umarım yeni sezonda sadece futbol konuşuruz. Barış Bey Hollanda'da yaşıyor. 2 haftalık Türkiye'ye tatili varmış. Türkiye'ye gelmiş. Yokluğunuzu hissettik Barış Bey. Radyo Spor'u takip edip özellikle de güzel sorular gönderiyorsunuz. Her biriniz bizler için değerlisiniz. Teşekkür ederim. Umarım Türkiye tatiliniz iyi geçmiştir diyelim. Bayram sebebiyle geldi muhtemelen Barış Bey. Kendisine de bu mesaj için teşekkür ediyorum. Gelen sorular var, cevaplayamadığım sorular varsa kusura bakmasınlar. Çünkü sevgili dinleyenler düzeltelim. Var Erkan Özdamar. Hemen Erkan Özdamar, Atilla Karaoğlan demiştim. Düzeltim, var hakemi Erkan Özdamar oldu. Ömer Faruk Ünal'a da teşekkür ediyorum mesajı için. Düzelttik. VAR'da Erkan Özdamar olacak. Bu bilgiyi aktaralım sevgili dinleyenler. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Bugün salı. Salı günleri 13-14 arasında Radyo Spor'da Engin Çetin Valerim Engin Görüş programında sizlerle birlikte oluyor. Ben şimdi mikrofonu bu ikiliye emanet ediyorum. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Radyo Spor.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.